Tembel şirin. Hayatta her şey uyku demek değildir. Uyan. Uyan. Ay. Hadi. Sabah oldu. Kuşlar ötmeye başladı. Hadi kalk. Ne oluyor? Güneş doğdu dedim sana. Kalk. Ay. Ah. Hiç saygıları yok bunların. Sen de silkelen artık. Somurtkan şirin. Çünkü her günün kendine göre güzellikleri vardır, tamam mı? Ve sen olaya hep negatif açıdan... Ha, beni iyi dinle şakacı şirin. Her şeyin bir yeri ve zamanı. Ha. Bu bir sürpriz. Ha. Ha, sağ ol. Hiç olmazsa birisi beni alıyor. Ha. Ha, şu halinize bir bakın. Şirin baba bu halinizi görecek olursa çok üzülür. Durun, daha sözümü bitirmedim. Gelin buraya. Gelin dedim. Sen sözünü bitirir yıllar oldu. Güçlü. Sadece şey demek istedim. Beynin de idmana ihtiyacı vardır. Ben de bunu yapıyorum. Ama ne yazık ki... ne yazık ki şirinlerin buna saygısı yok. Onları sadece eğlenmek ilgilendiriyor. Şirinlerin saygısını kazanmanın bir yolu olmalı. Onların saygısını kazanmanın bir yolu olmalı. Onların çok parlak şeylerden hoşlandığını biliyorum ve... benim de diğer şirinlere nazaran çok keskin bir zekam var ve... Sen kimsin? Kocaz! İmdat! İmdat kocaz! Kocaz bu, imdat! Belki de şirinler kocağızın açlığını bastırabilirler, değil mi? Kocağız geliyor, kocağız geliyor şirinler! İmdat, kocağız geliyor! Kocağız geliyor, kocağız! Güzel kokular alıyorum. Şekerli mi görüyor? Koca ağız onları alıyor. Bay kocağız, onlar bizim kışlık erzağımız. Onları hemen yerine bırak. Biraz düşününce canınızı kurtarın. Şu yaşlı kötü kocağız bütün erzağımızı aldı. Kendinden evet, utanmalı. Evet, yılın ilk karı her an düşebilir. Ve eğer gereken stoğu sağlayamazsak bu kış hepimiz aç kalabiliriz. Bütün bu olanların tek sorumlusu benim. Kocağızın köye girmesini sağladım. Artık kimseden saygı bekleyemem. Yani gerçekten çok güçlü olup bir şekilde erzağı kocağızdan alana kadar. Ha işte bu. Hepsine gözlüklü şirinin çok akıllı olduğunu ispat edeceğim. Bu iş düşünümden de fazla bir vaktimi alacak. Bu işi hızlandırmalıyım. Şirin babanın sihir kitabı. Eminim orada beni güçlü kılacak bir formül vardır. Hiçbir şey yok. Şirin babanın bütün kitaplarını taradım. Bunun dışında. Kuvvet formülleri. Burada bir yerde olmalı. Güç. Güçlü. Süper güçlü. Bu formül sayesinde normal güce sahip bir insan bile süper güçlü olabilir. İşte bu. 10. deneme. Artık bir sonuç vermeli. Bir işe yaramadı. İyi güçlü olamayacağım. İşe yaradı! İşe yaradı! Şimdi şirinlere koca ağızdan erzak nasıl geri alınır göstereceğim. Ne yazmış Şirin Baba? Sevgili Şirin Baba, koca ağızdan erzak geri almaya gidiyorum. İmza gözlüklü Süper Şirin. Süper Şirin mi? Bırak.
pek iyi alamet değil. Neden Şirin baba? Gözlüklü bu kitaptaki güç formülünden birini kullanmış ama bunun sadece 2 saat tesir ettiğini bilmiyor. Koca ağzın peşine düştü. Aa, zavallı gözlüklü. Çabuk, hemen onu durduralım. Sonunda çok daha fazla yol yapmam gerekiyormuş. Ama hiçbir şey Süper Şirin'i durduramaz. Evet, gerçekten uçuyorum. Ay. Aa. Bu koca ağzın evi olmalı. Daha hızlı Şirinlerim, daha hızlı, daha hızlı. Hey! Kocaz! Kimsin? Hey! Şirin ne istiyor benden? Ha, Şirin değil! Süper Şirin! Toz ol! Yemek yiyorum! Dur bakalım! Bu Şirinlerin yemeği ve onu almana asla izin vermeyeceğim! Şirin baba hep der ki... Daha hızlı olman gerekiyor kocaz! Unutma! Koca ağız Şirin'i tıpkı pasta gibi yiyecek. Şirin değil, Süper Şirin. Ay, 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 umarım geç kalmamışızdır. Gözlüklünün o dev karşısında pek şansı yok. Süper Şirin! Battırıyorlar. Pekala, koca ağız çok sinirlendi. Ay, bu da ne böyle? Gözlüklünün sonu mu yoksa? Beni izleyin çabuk. Bu zavallı gözlüklü. Onu nasıl kurtaracağız Şirin ben baba? Ben de onu düşünüyorum Şirin'e. Dikkat! Onu gözlüklü mü yaptı? Gelin onu bulmalıyız. Gözlüklü! Ha, başardım Şirin baba. Erzağımızı geri aldım. Hepsi bu çuvalın içinde işte. Gözlüklü, sana söylemem gereken bir şey var. Ha, beni görmeliydin Şirin baba. Çok müthiştim. Hem ben harikaydım, mükemmeldim. Gözlüklü, dinle. O güçlülük formülü... Aa, Şirin baba, koca ağız geri geliyor. Ben derim ki, Elza alıp hemen çiğni buradan. O Burhaklı, buradan hemen gitmeliyiz. Daha değil Şirin baba, koca ağıza iyi bir ders vereceğim. Gözlüklü, gücünü yitiriyorsun. Hayır, kaybetmiyorum. Gerçekten her zamanki kadar güçlüyüm ben. Ay. Ay. Hiç önemi yok. Kışa daha çok var biliyorum. Çünkü... Tamam. Dolmuş yani. Düşerken gelmiş işte. Şirin baba. O formülden biraz daha yararlanmalıyım. Ona da baş edeceğime eminim. Hem ben bundan kesinlikle... Kes artık, kes! Gözlüklü, o formül yarardan çok zarar getirebilir. Bakın, koca ağız erzağımızı yiyor ya. Buna engel olacağım. Merhaba, ben geldim. Dadadadam, benim. Şirin ne istiyor? Seni gidi aptal, ben Şirin değilim, Şirin'im. Gördüğünü sevdin mi peki? Ha? Söyle bakalım kocaz. Ama hayır. Ya kocaz, küçük mavi Şirin'in o yiyeceklere ne çok ihtiyacı olduğunu bir bilseniz. Lütfen bırakın onları. Ama kocaza da yemek lazım. Elbette lazım. Sen çok büyük ve güçlüsün. Ama bir de o küçük aç Şirinleri düşünsene. Aç Şirinler mi? Oo. Evet. Aç bir ilaç. Küçük mavi Şirinler gecenin karanlığında yemek için alışacaklar. Baba, kocaz buna çok üzüldü Şirin'e. Ve sen kötü çocuk yemeğimizi çağırdın işte. Evet. Sen çok bencil bir devsin, öyle değil mi? Kötü dev, evet. Ama şimdi bize bütün erzağımızı geri vereceksin, değil mi? Hayır. İmdat! Güçlü! Hey, onu
kurtaracağım Şirin Baba. Gel bakayım Şirin'e. Aa, güçlü, hala biraz gücüm kaldı. Dur sen çekil, bir yerini incitme yavrucuğum, çekil. Aa, sen hiç merak etme, tamam ben hallederim. Dur çekil de elimden tutarım. Ne? Aa. Aa. Şirin Baba, teşekkürler. Çocuklar çok açım. Ay ben de üşüyorum. Ay. Aa, yiyeceğimizi nasıl geri alacağız peki? Bilmiyorum Şirin'e. Şirin Baba, nasıl geri alacağımızı ben çok iyi biliyorum. Öyle mi? Hadi anlat gözlüklü. Ooo, yemeğe kim davet edilmiş? Ben. Çok güzel bir çorba. Çakıl'ın ne işi var bu? Aslında koca ağız Çakıl'ı sever. Çok lezzetim, çıtır çıtır. Kabul etmeliyim ki gözlüklü, bu çok şirinvari bir fikirdi. Teşekkürler Şirin Baba. Akıl her zaman üstün gelir ve ben her zaman derim ki... Gözlüklü!